Çınarcık'ın kahramanı Hasan Baba. Bir zamanlar Osmanlı'nın Anadolu topraklarına adım attığı ilk dönemlerde Yalova ve çevresi Bizanslıların hakimiyeti altındaydı. 1325 yılında Orhan Gazi'ye bağlı kuvvetler bu bölgeyi fethederek Osmanlı topraklarına kattı. Bu fetihle birlikte bölgeye Türk göçleri başladı. Çınarcık bu dönemde Türklerin yerleştiği ilk bölgelerden biriydi ve ismini de bu dönemde aldı. Bu yeni toprakların Türkler tarafından yerleşilmesi Bizanslıları tedirgin etti. Bölgedeki hakimiyetlerini yeniden kazanmak isteyen Bizans kuvvetleri Çınarcı'a baskınlar düzenledi. Bu savaşta Hasan Baba isimli bir Osmanlı askeri büyük kahramanlıklar gösterdi. Ancak bu çarpışmada ağır yaralanan Hasan Baba, arkadaşlarıyla birlikte piknik alanının olduğu bölgeye çekildi. Hasan Baba burada kılıcına yaslanmış ve kılıcın battığı yerden şimdiki adıyla Hasan Baba Suyu olarak bilinen su kaynağı çıkmıştır. Bir süre burada dinlenen Hasan Baba ve arkadaşları Bizanslıların ikinci saldırısına uğradı. Ağır yaralı olmasına rağmen Hasan Baba arkadaşlarıyla birlikte kahramanca savaştı ve dağlara doğru çekilmeye çalıştı. Sonunda Şehitler Tepesi olarak bilinen bölgede Bizanslılara karşı amansız bir direniş sergilediler. Bizanslılar Türklerin cesur direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Ancak Hasan Baba'nın durumu ağırdı. İri cüssesi nedeniyle arkadaşları onu taşıyamadı. Hasan Baba ve ismi unutulmuş üç kahraman arkadaşı burada şehit düştüler. Hasan Baba'nın arkadaşları bu kahramanları şehitler tepesine gömdü. Yüzyıllar geçmesine rağmen Hasan Baba'nın ismi ve hatırası bölge halkı tarafından unutulmadı. Halk onun mezarını ziyaret etti, dualar etti. Hasan Baba, Çınarcık halkının hafızasında bir kahraman olarak yer aldı ve bu kahramanlık hikayesi nesiller boyu saygıyla anılmaya devam ettim. Yalova ile ilgili daha fazla içerik için Yalova hikayeleri ve diğer sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın.